Aslında yaşam hakkını savunan, kent hakkını savunan, doğayı savunan, kendi yaşam biçimine müdahaleye itiraz eden milyonların adına orada birilerinin hırsıyla yattırıldıklarını biliyoruz. Biz Gezi'de hepimiz vardık. Gezi'yi sahipleniyoruz. Gezi'de yatanlar bizim yerimize yatmaktadır. Bunun hesabını sana günü gelince soracağız Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Bu karardan sonra gerekli idari refleksleri verip çağrıları yapmadan önce sizleri topladım. Birlikte bir kapalı grup toplantısı yaptık. Katılan arkadaşlarımızın iki buçuk saat yaptıkları müzakere ve sonunda oy birliğiyle verdikleri kararla eylem kararı aldık. O günden perşembe akşamı saat 21'e kadar tam 500 saat boyunca yani bu kampa gelmek üzere Ankara'dan ayrılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi grubu parlamentoyu terk etmedi. Orada bir adalet oturumu gerçekleştirdi. Adalet nöbeti gerçekleştirdi. Bütün Türkiye'nin dünya dünyadaki basının, dünya kamuoyunun ve Türkiye kamuoyunun dikkatini çekti. Sorunu yerinden itiraz ederek anayasa orada yapılıyorsa, halka oradan soruluyorsa ve milletin temsili o anayasaya göre yapılıyorsa kabulüyle itirazın ilk aşamasını oradan gerçekleştirdik. Adalet nöbetini 7 gün 24 saat sabahlara kadar ayrılmadan tutan değerli arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi toplantının kapalı kısmında bu konuyu da tartışacağız. Artık adalet oturumundan sonra ikinci fazda ne yapacağız? Bu eylemleri örgütümüzle birlikte nasıl toplumsallaştıracağız? Anayasayı ihlal girişimine nereden, ne şekilde ses yükselteceğimizi hep birlikte konuşmak istiyoruz. Bunun yanı sıra son olarak yine Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler üzerinden söylediği sözlere kendisinin şu sözlerini hatırlatarak yanıt vermek isterim. Diyor ki daha doğrusu kendisi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden milletin bıktığını söylüyor. Onu göreceğiz 31 Mart gününde. Ama bizim ne İstanbul'a ihanet eden ne Ankara'yı parsel parsel satan belediye başkanlarımız olmadı. 2017 yılında Erdoğan biz bu şehrin kıymetini bilemedik. Biz bir şehre ihanet ettik. Hala daha da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum demiştim. 2019'da da haklı olduğunu millet onun en güvendiği kendinden sonra genel başkan yaptığı başbakan yaptığı meclis başkanı yaptığı bin Ali dediğinde her göreve bindirip inali Ali dediğinde indirdiği birisini bile koyduğunda İstanbul'da hatta. Binali'ye mi oy vereceksiniz, Sisi'ye mi diyerek büyük çirkinliklere imza attıkları bir süreçte 11 büyük şehri biz kazandık. Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyoruz. Bizim belediye başkanlarımız arasında şehrine ihanet eden yok. Hizmet edenler var. Ama şunu sormak lazım. Örneğin Serik Belediyesi'nde 500 bin liralık rüşveti Seri'nin AK Parti'den seçilmiş belediye başkanı dönemin bakanlarının milletvekillerinin yüzüne söyledi. Bu aleniyet kazandı. Sonuç o belediye başkanı istifa etti ya da ettirildi ama bir tek soruşturma açılmadı. Ben bir müfettiş raporu görmedim duymadım bir savcı harekete geçmedi. Aynı geçmişte metal yorgunluğu var deyip altı büyükşehir belediye başkanını daha doğrusu altı belediye başkanını dördü büyük şehir olmak üzere istifa ettirdiği süreç gibi. Metal yorgunluğu var istifa etsinler. Yoksa yoksa gereğini biz yaparız diyor. Şimdi değerli milletvekillerim ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Bir belediye başkanı istifa etsin yoksa gereğini yaparım dersem ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Eğer bir suçu yoksa çok çok haksız yere partiden atabiliriz. Belediye başkanı görevine devam eder. Bir belediye başkanı istifa etmezse gereğini yapmak için iki şey var. Bir ya yolsuzluk, iki terörle irtibat. Bu durumda görevden alınabiliyor. Ve bu altı belediye başkanı kimi ağlaya ağlaya, kimi güle oynaya görevlerini bırakıp gittiler. Peki Hangisine terör soruşturması açıldı? Ankara'ya mı? İstanbul'a mı? Balıkesir'e mi? Hangisine açıldı? Bu altı belediye başkanından hangisi yolsuzluktan yargılandı? Madem ki biliyorsun istifa etmezse sen onu görevden alacaksın. Ya FETÖ olduğunu biliyorsun ya yolsuzluk yaptığını biliyorsun. O gün görevden alınan altısı hakkında hiçbir işlem yapılmadığına göre Recep Tayyip Erdoğan hem her şeyi bilmekte dün demiş ya başka partileri kastediyor muhalefetten başka partilerdeki şöyle ilişkiler böyle pislikler bizim kapımızdan giremez kapıdan girmiyor değil içerisi onunla dolu buranıza kadar pisliğin içindesiniz sizin kapıdan giremiyor değil kapıdan dışarı sızamıyor o noktada savcının elini kolunu bağlıyorsun o noktada müfettişin elini kolunu bağlıyorsun. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü kurumsal olarak sahipleniyorsun. Kendine göre ceza yöntemlerin var. Çünkü kendinden habersiz yapılan yolsuzluğun, istismarın cezasını kendine özel yöntemlerle kesiyorsun. Ancak bu şehirlerde rantı yönetiyorsun. Yolsuzluğu yönetiyorsun. Rüşveti yönetiyorsun. Siyasetini oralardan finanse ettiriyorsun ve en sonunda dönüp dolaşıp başkalarına kara çalıyorsun. Milletimiz bu anlayışı gördü. 31 Mart'ta 5 yıl önce cezalandırdı. Bu 31 Mart'ta temiz belediyeciliği ödüllendirecek. Buna yürekten inanıyorum. Son sözüm gazeteci arkadaşlar ısrarla soruyorlar. Burada söylemesek tekrar soracaklar. Aslında dün söyledik. Ondan önceki gün İyi Parti'nin önünde söyledik. İttifak ne olacak? Biz İyi Parti'ye Sayın Meral Akşener'le heyetimizle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizde kendilerinin genel idare kurulu kararından haberdar olduğumuzu ancak birbirimize kaybettirme niyetinde olmanın seçmenin beklentisiyle örtüşmediğini aksine birlikte kazanmanın muhalefeti güçlendireceğini geleceğe yönelik olarak beklentileri karşılayacağını söyleyip mümkünse bu kararın yeniden gözden geçirilip geçirilemeyeceğini sorduk. Onlar da pazartesi günkü genel idare kurulunu işaret ettiler. Bir kez daha söylüyoruz. Partileri seçilmiş organlarının yetkili organlarının alacakları kararlar kendileriyle ilgilidir. O kararlara son derece saygılıyız. Her iki sonuç çıkması durumunda da saygımızı ve nezaketli ilişkimizi sürdüreceğiz. İyi bir karar çıkması, işbirliğinden yana bir karar çıkmasını ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak temenni ederim. Ancak aksi durumu da fevkalade anlayışla karşılayacağımızı ifade etmek isterim. Buradan toplantımızın basına açık bu kısmını tamamlarken bizi takip eden